Merhaba sevgili dostlar. Sılayımlar haberlere hoş geldiniz. Bugün 25 Ocak 2024. Evet, konumuz yine sılayımlı sevgili dostlar. Şurada yaz sezonundan birkaç ay kaldı ve vatandaşlarımız bu yıl acaba yine hangi güzergahtan gitsem, nereden gitsem gibi birçok sorular oluşmaya başladı. Tabii sılayımlı güzergahı ve sılayımlı yolculuğu gerçekten meşakkatli bir yolculuk sevgili dostlar. Günlerce süren bir yolculuk. Binlerce kat edilmesi gereken kilometreler. Tabii bu ülkeleri kat ederken de mutlaka sürücülerin dikkat etmesi bir takım kurallar da var sevgili dostlar. Bugün sizlere bu kurallardan bazılarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Malum Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye karayoluyla giden izinciler yollarda akıl almaz trafik kuralları ihlalleri yapıyorlar. Yapılan bu trafik kuralı ihlalleri her an büyük bir kazalara yol açabiliyor. Geçtiğimiz yılda maalesef yine birçok kazayla karşılaştık ve ölümlü haberler aldık ve yine geçen senede birçok ocaklar söndü sevgili dostlar. Bizim vazifemiz, bizim görevimiz sizleri bazı konularda uyarmak, sizleri bazı konularda bilgilendirmek sevgili dostlar. Sılayımlı'da yapılan en büyük trafik ihlallerinin başında aşırı sürat, peş peşe araç sollamak ve uykulu araç kullanmak geliyor. Ya da yol üzerinde çıkması gereken çıkışı kaçırıp otoban üzerinde geri vitesle yeniden bu çıkışa gidebilmek için geri gidenler bile var. Bu en büyük kural ihlallerinden bir tanesi. Kural ihlalleri yaptıkları gibi kazaya da adeta daveti çıkartıyorlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bakın, kuralsızlığı kural haline getirmeyelim lütfen. Yolda nasıl yaşadığımız ülkede ki trafik kurallarına uyuyorsak, riayet ediyorsak, geçtiğimiz güzergah üzerindeki ülkelerin de trafik kurallarına mutlaka uymakta fayda var sevgili dostlar. Trafik kazalarında en önemli etkenlerden birisi sürücüdür. Unutmayalım, kaza geliyorum demezin bilincinde ve farkında olduğumuz sürece kurallara uymamız güvenli bir seyahat edebilmemizi sağlar. Kazaya sebebiyet veren en büyük etken ise uykusuzluk ve dikkatsizliktir. Uzun yolda uykusuz kalmak, yorgun ve bitap düşmek gibi unsurlar kural ihlallerinin yapılmasından en büyük etkendir sevgili dostlar. Uzun yolda güvenli bir seyahat için kurallara uyalım. Kuralsızlığı kural haline getirmeyelim. Unutmayalım ki yolların kralı yoktur. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Mutlaka çıktığımız yolculukta güvenli bir şekilde, sorunsuz bir şekilde, kazasız belasız ülkemize, vatanımıza, sevdiklerimize varabilmemiz adına kurallara da riayet etmeye özen gösterelim. Sılayoluna çıkan vatandaşlarımız güzergah üzerinde benzin alırken veya yaptıkları alışverişlerde bazı fırsatçıların tuzağına da düşebiliyorlar. Vatandaşlarımız güzergah üzerindeki tüm ülkelerde euro ile otoyol geçiş ücretinin yanı sıra benzin parasını da ödeyebiliyorlar. Ancak Sırbistan'da otoyol ücretini öderken euro hesaplamasında yuvarlama yapılıyor. Şöyle bir örnek verecek olursak, örneğin 15.45 eurodan otoyol ücreti olarak hesap 15.50 euro olarak talep ediliyor. Özellikle Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Bulgaristan, Makedonya'da yaptığımız alışverişimizi ya kredi kartıyla ya da o ülkenin para birimiyle ödeyin. Güzergah üzerinde Romanya, Sırbistan ve Makedonya hariç diğer ülkelerde euro geçiyor. Euro ile yaptığınız her alışverişte sizlerden kur farkını yüksek tutarak fazla para alan fırsatçılara da fırsat vermeyin. Yolculuğunuzu şansa bırakmayın sevgili dostlar. Malum yaz sezonunda uçak ajantaları uçak fiyatlarında indirime gitme işini yokuşa sürmeye devam ediyor. 5 kişilik bir aile yazın uçakla 2000 euro bir bedel ödemek zorunda kalırken araba ile yolculuk gidiş dönüş
yaklaşık takriben 800-900 euro civarında denk geliyor. Araba ile karayoldan Türkiye'ye yolculuk hem ekonomik oluyor hem de arabayla seyahat etmek çok keyifli oluyor. Aynı zamanda özgürlüğü daha fazla hissetmenizi sağlıyor. Tatil yolda başlıyor sevgili dostlar. Tabii her yolculuğun bir kolaylığı ve zorluğu olduğu gibi araba ile yolculuğu neşeli bir hale getirebilmek için, getirebilmek ve rahat bir yolculuk yapmak için de tabii ki yine bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Sıla yolunda Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarımız güzergah üzerinde bulunan ülkelerden geçerken mutlaka dikkati elden bırakmamalı, tedbirli davranmalı. Sıla yolunda Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarımız güzergah üzerinde bulunan ülkelerden geçerken mutlaka yola çıkmadan önce o ülkeler hakkında bilgi edinmelerinde ve trafik kurallarında bilgi almalarında fayda var. Tatile çıkmak her zaman güzel ama yolda acil sürprizlerle karşılaşmamak için yolculuğu iyi hazırlamak gerekiyor. Sizlere uzun yıllardır sılayol.com olarak sıla yolculuğunuzu kolaylaştırmak, güle oynaya bir yolculuk yapmanızı sağlamak için tekrar bazı hatırlatmalarda bulunmak isterim. Her zaman dediğimiz gibi belgenize dikkat edin. Eksik belgelerle asla yola çıkmayın. Tatiliniz zehir olmasın sevgili dostlar. Sıla yolunda yaşanan en büyük sorunları da şöyle sıralayabiliriz. Bunlar aslında bilindik sorunlar ve her zaman da bizim hatırlattığımız sorunlar. Fakat yine de her sene her nedense yine aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunun adı da artık ihmalkarlık mı diyelim yoksa bir acelecilik ya da unutkanlık mı diyelim bilemiyorum. Eksik evrakla yola çıkmak, aşırı sürat yapmak, yorgun araba kullanmak, mola verirken de güvenliği ihmal etmek, dikkat edilmesi gereken kuralların bazıları. Bizim tavsiyemiz yolculuk esnasında trafik kurallarına mutlaka uyun, dinlene dinlene seyahat edin sevgili dostlar. Trafik kurallarına ve kat ettiğiniz ülkelerin hız sınırlarına mutlaka uymakta fayda var. Tatiliniz yolda başlasın. Dinlene dinlene yolculuk yapın. Sağ salim vatana, memlekete, sevdiklerinize ulaşın. Malum Avrupalı Türkler arasında 2+2 olayı hala gündemden düşmüyor ve uzun bir sürede düşmeyeceğe benziyor sevgili dostlar. Biz de yine Sınırlı Avrupa Türk Otomobil Derneği olarak bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışacağız. Yabancı plakalı araçların yeni yıldan itibaren 2 değil, artık 4 yıl boyunca Türkiye'de bırakabilecek olmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor sevgili dostlar. Ve hala Avrupa Türklerin gündeminde kolay kolay da düşeceğe benzemiyor. Daha önce de verdiğimiz haberlerde sadece emekli gurbetçilere önce bir müjde verildiğini ancak pratikte bunun uygulanmasının imkansız olduğunu da gündeme getirmiştik. Avrupa'da kayıtlı araçların 1 veya 2 yılda bir araç muayenesine girip Türk plaketi alması gerekiyor. Muayenesi bitmiş olan Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birine kayıtlı olan yabancı plaka bir araç için Avrupa Birliği anlaşmasına göre diğer AB ülkelerinde araç muayenesi yaptırmak mümkündür. Geçen ki yayınımızda verdiğimiz bilgi de tamamen yanlış anlaşılmış. Halbuki biz Avrupa ülkelerinde araç muayenesi yaptırmak mümkündür derken aracın TÜV plakatından bahsetmedik. Aracın TÜV muayenesini kastetmedik. Tekrar ediyorum. Bu bilinen haliyle bir araç muayenesi TÜV muayenesi değil. Bakın bunun altını tekrar çizerek söylemek istiyorum. Bu bir TÜV değildir. Sadece aracın kayıtlı olduğu ülkeye karayoluyla götürebileceğine dair yapılan bir ekspertsiz işlemi sonrası verilen rapordur sevgili dostlar. Dolayısıyla böyle bir rapor elinizde olmadığı takdirde geçersiz TÜV'ü geçmiş araçla yola çıkılmasına izin verilmiyor. Aksi takdirde güzergah üzerinde de büyük sıkıntılarla, sorunlarla
karşılaşmak da mümkün. 2 artı 2 uygulamasına gelince bu durumda bir gurbetçinin aracını 4 yıl Türkiye'de bırakmasına zaten imkan yok. Her ne kadar hükümet bunu verilen 30 gün vaadine ilişkin iyi niyetle sunmuş olsa yetkiler TÜF detayını sanırım atlamışlar. Ya da atlamış olabilirler diyoruz artık. Ya da acel acele çıkardılar. Kısacası dolayısıyla verilen bu müjdeli habere Avrupalı Türkler pek sevinemediler. Gurbetçiler şunu istiyor sevgili dostlar. Hepimiz şunu istiyoruz. Biz yıllardan beri bu ülkede yaşıyoruz. Biz yıllardan beri ülkemize döviz girişi sağlıyoruz. En azından bu hakkı ülkemizden, devletimizden istiyoruz. Avrupa'da yaşayan Türklere, uzun süre ikamet eden Türklere, Avrupalı Türklere hiçbir şekilde aslında ayrım yapmaksızın 10-15 sene satamama şartı ile birlikte Türkiye'ye bir araç çıkartma hakkı verilmesini istiyoruz. Diğer tarafta yine dediğimiz gibi daha önce de bunu hep dile getirdik. Bizlere, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara, gurbetçilerimize en azından bir aracı temelli Türkiye'ye götürme imkanı verilsin. Bunu Avrupalı Türkler istiyor. Diğer taraftan acel acele çıkartılan bu 2 artı 2 olayına oradaki en büyük sorun TÜF'ün ortadan kaldırılmasına. Bu nasıl yapılabilir? Burada basit, işlem çok basit, çözüm de çok basit aslında. Avrupa Birliği ile anlaşmalar yaparak TÜF'ün Türkiye'de yapılabilmesi, alınabilmesini sağlamasında biz bunu da bütün yetkililerden bu şekilde en azından bu sorunun giderilmesinde çözüm istiyoruz. Öneri, gurbetçilere Türk plakası verilsin. Birçok vatandaşımız da bunu söylüyor, öneri olarak ortaya atıyor. Sigortayı ve TÜF'ü Türkiye'de yaptırma imkanı sunsun. Buna bir çözüm getirilsin diyorlar. TÜF meselesi çözüldüğünde böylelikle memlekete yine büyük bir döviz girişi sağlanacaktır. Yetkililerin bu durumu tekrar gözden geçirip bu yürütmeliği mutlaka iyileştirmeleri gerekiyor. Sıla yolu uzun bir yolculuk dedik ya. Ama sevgili dostlar, memleket hasreti, vatan hasreti, sıla hasreti, sevdiklerimize olan hasretle çıktığımız o yolda insanlar yorulmak bilmiyor. Hak yoluna giden yolcu yorulmaz demiş şair. Sel deryada ulaşmadan durulmaz. Rehbersiz, mürşitsiz hakka varılmaz. Gönülden gönüle tura arabul. Bir hatır soran yok, selam gelmiyor. Dili mayaz kesti, çehrem gülmüyor. Yolcular bilmiyor, yollar bitmiyor. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.